seçim dönemi, Haziran seçimleri önce bizim çok işgüzar akliyetli bürokratımız mutlaka vardır ama biraz daha alalım. Ben yazdıktan sonra düzeltiler onu bulamadılar en azından. Şimdi düzeltiler var. Okul aile birliği de kardeşim kamu kurumu ya adam ya devletin ayıbıdır okul aile birliği. 100 lira veriyor her ay, 50 lira veriyor, 10 lira veriyor. O da gidiyor temizlikçinin parasını veriyor. Biz de diyoruz ki sen kamu kurumusun. Onun için 5 puanlık SGK teşvikinden faydalanmazsın. Sen diyoruz 2008'den bu yana kadar faydalanmışsın ya. Sen şimdi 100 bin lirayı getir, sana şu kadar da para cezasını yazdım, şu kadar da faizini istedim. Ya FETÖ değil de ne Allah aşkına, birisi izah edebilir mi bana ya? Dur, tam seçim öncesi mi aklına geldi? Ben yazınca emeline bir Agustin'in internet siteleri var biliyorsunuz. Dedim ki arkadaş, şimdi aklınıza geldi 8 senedir. Efendim bize maliyenin cevaplarına şu efendim maliyenin görüşü böyleymiş de. Tam dedim seçim öncesi mi maliyenin görüşü size geldi? Anladınız mı? Yani art niyet oldu belli ama bu düzeldi en azından. Çok şükür okul aile birlikleri de rahat bir şekilde artık 5 puanlık indirimlerden fayda. Bu da çok önemli. SGK teşviklerinde bir teşvik yasağı var. Bir İstanbul'da hastane gerçekten şu an kapandı ya. Bizim sağ olsun denetim arkadaşların sayesinde kapandı. 500 kişi çalışan bir hastane vardı. Bir hemşire abi iş görüşmesine gelmiş. Ondan sonra kadıncağızla konuşurken işte kızım iğne yapmayı biliyor musun? Ve alıp bakacak yerde edilmiş. Denetim arkadaş demiş ki bu çalışıyor. Ya vallahi çalışmıyor. Bak burada 500 kişi var. Hepsini say. Bu çalışmıyor. İş görüşmesine geldi. Bakıyoruz iğne vurmayı biliyor mu? Yani önlük yok, bir şey yok. Bu çalışıyor demiş. Bütün SGK teşviklerini kesti. Bir hastane 500 kişi için baktığınız zaman işte hastaneleri biliyorsunuz doktor maaşları falan yüksek olduğu için belki 200-300 bin lira aylık bir zarar oldu. Bilmiyorum rakamını. Belki 500 bin lira 300-500 bin liralık bir aylık bir zarar alan kapattı hastanesini. Siz sen ben sıramet 500 kişi işsiz kaldı. Devlet helal aldı. O kadar sigortadan mahrum kaldı. Siz sağ ben sıramet çok güzel bir iş yaptı. Bunun gibi siz daha ne örnekler biliyorsunuz? Hani sizin elinizde size sorsam neler neler çıkacak? Biz konuşuyoruz ama aslında şey sizde, haberler sizde. Şimdi burada iyi bir şey yaptı sosyal bilim kurumu. Dedi ki ya arkadaş ben böyle haksızlık yapıyorum. Bu yanlış. Eğer diyor küçük bir ihmal varsa, küçük bir yanlışlık varsa önce bir Rusya'yı, yani diyor ki Rusya'yla uslanmayan etmeli tektir. Tektir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Biz ne yapıyoruz? Daha Musa başlamadan direkt adaylara indiriyoruz. Şimdi değişiyor, değişti. Peki nasıl oldu? 1 Nisan 2017 itibariyle eğer mahkeme kararıyla ya da denetmen arkadaşlarımızın, müfettiş arkadaşlarımızın tespitleriyle ya da kamu kurumlarından alınan bilgi belgelerden sigortasız iş çalıştırdığı tespit eden iş yerleri ilk tespitte 1 ay süre. Eskiden nasıldı? 1 yıl. Şimdi ilk tespitte tekdir etti. Bak dedi lan dedi. Bak Resul Kurt dedi. Sigortasız işçim var dedi. Bir ay sana dedi bak. Bir daha yakalarsam ama ona göre dedi. Tekrar 1 yıl olsun. Yine ilk tespit tarihinden itibaren 3 yıl içinde tekrar ederse bu sefer her bir tespit için 1 yıl süreyle ne yapılır? Teşvik yasağı getirilir. Tabi biz bir sürü insan bizi buluyor yani bir gerçek olay var. Bir üzülüyorum ben böyle sorumluluk İstanbul'da nedir bilmiyorum kötü bir huy belki. Bir Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirmiş genç pırıl pırıl çocuklar. Adamlar üniversitedeyken bu öğrenci ajansının işine girmişler. Bu açılışlarda bilmem biz, belki bizim de burada kızlar geliyor bilmem ne hani böyle. Öğrenciler gidiyor. Ve hepsi sigortalı. Yani ay içerisinde toplam 300 tane çalışan oluyor ama giriyor bir gün çalışıyor diye. Burası 3 gün sürüyor sempozyum. 3 gün sigortalı. Yani böyle düzgün bir işletmeler. 5 gün sürdü, 5 gün sigortalı. Bir de denetmen arkadaş gidiyor. Kız gelmiş elbisesini almaya. Yarın tam 15
gün sonra, 3 gün sonra salı günü kaçırıyor darbede bir pazartesi salı günü. Denetmen arkadaş rüyasında mı gördün oğlum? Herkes bir de şehirlerinde rüyamda mı gördün? Salı günü gitmiş denetmen. Bakanlık denetimleri durdurmuş olmasına rağmen gitmiş. Bakmış kız geldi bunların siyah giyinleri veya pantolonları üstte beyaz görmek oluyor. Değil mi? Alıyor oradan. Hemen çalışan. Ya vallahi bak yarın girişim bak memurla ismi yazıyor bak sigortasının girişim yarına yaptık. Yok abi. Kız almış elbiseleri yarın gidecek oraya. Bugün çalışmıyor mu? Bir yıl yasak. Sonra ben dilekçe yazdım neyse öyle böyle falan. Sonra bu yasa çıkınca adamcağızın %70-80 cezayı kurtardı en azından. Nisan'dan sonrakileri artık uygulamadılar. Öyle adamcağız. Ya dedi ki kardeşim bizim gibi bu ajans sektöründe işçisini sigorta yapan yok. Vallahi yok dedi ama. Biz salarız dedi. Biz de ya artık dedi bırakalım bu işi yani. Onun için belki birazcık daha avantajlı olacak. Şimdi bu son bir konu, son bir başlık. İş mahkemeleri kanun tasarısı çıkıyor. Biz de her zaman işçi haklıdır. İşçinin haksız olduğu durumlarda birinci madde uygulanır. Her zaman. İşçi istifa dilekçesi veriyor. Sonra gidiyor diyor ki benden zorla aldı diyor. Mahkeme diyor ki evet diyor, bu işçidir diyor, haklıdır diyor. İşçi işe geliyor. Cahil işveren, hakikaten işverenlerin hepsi akıllı değil ki. Abi cahili var, ilkokul mezunu var. İşe gelmedi diyor, muhasebe yardım Ahmet abi diyor, çıkışını yap. Gelmedi işe diyor. Siz nereden bileceksiniz adamın ne problemi? Adam biliyor, beni diyor, işveren işten çıkarttı diyor. Tazminatım alamadım, müfettiş geliyor, öğretmen geliyor. Ne bileyim, mahkemeye gidiyor, dava açıyor, mahkeme haklısın diyor. Tabii işçi haklıdır, yani hakikaten işçi haklıdır ama ya işçi bu işverene hiçbir hakkı yok. Eğer biz adaleti sağlayamazsak, hiç iş istihdamlarını açamayız yani. Siz daha iyi görüyorsunuz, özellikle küçük işletmelerini. Büyük işletmeler, danışmanı var, İKAS'ı var, benefisi var, her şeyi dört dörtlük yapıyor. Problem nerede? Küçüklerde adamın beş işçisi var, on işçisi var. Onun insan kaynakları birbirini nereden kuracak adam? 30 işçisi var. Ahmet diyor, ben sen diyor, iyi çalışmıyorsun, seni çıkarttım diyor. Adam gidiyor bir işe yarar davası açıyor. Sen diyor, niye çıkarttın diyor. Ya adam çalışmıyorum diyor. Uyarım var mı, tespitim var mı, savunma aldın mı? Yazını yaptın mı? Fesi. Adam işe yarayı kazanıyor. Niye usul bölümünden kazanıyor? Biz de usul önemli. Usul her zaman esasın önündedir. Yani bizim hukuk sistemimize göre. İş mahkemeleri kanun tasarısı ya da bir nebze iş dünyasını rahatlatır mı bilmiyorum ama işçi işten ayrılıyor. 10 yıl sonra aklına geliyor diyor ki ya ben 10 yıl önce ayrılmıştım. Kıdem tazminatımı almıştım ama bir daha bana alayım bu adam kağıtları koymaz zaten diyor. Gidiyor diyor ki efendim ben diyor tazminatımı alamadım diyor. Vermedi işveren. Hanginiz 10 yıl saklıyorsunuz? Bak bir mali müşavir, hem de büyük bir mali müşavir dostumuz burada yok. 7-8 yıl önce. Eleman askere giderken veriyor tazminatını. Çocuk gelince tekrar burada çalışmaya başlıyor. Sonra aradan çocuk çıkıp gidiyor. Aradan geçiyor 7-8 sene. Gidiyor. Dava açıyor. Diyor ki ben diyor askere giderken tazminatı ödememiştim. Dedim ödedin mi abi? Vallahi ödedim diyor. Ödediyse 10 sene sonra da olsa iflas edeceksin. İflas edemiyorsan ya dedi kim 10 seneden olduğunun dosyasını saklıyor. Bir daha ödedim. Dedim bir daha ödersin o zaman. Onun için 10 yıl saklayacağız yani. Kıdem ihbar tazminatında zaman aşımı süresi 10 yıl. Ödedim kurtuldum bir şey yok. 10 yıl sonra her an bir daha isteyebilirim. Şimdi diyelim ki Emre Üstad'ın bende alacağı var, 500 lira alacağı var. Emre Üstad haftada bir ne yapar? Abi benim paramı ne zaman veriyorsun? Şimdi sizin bürosunda çalışan çocukların maaşını 100 lira eksik ödeyin. Herkes demiyor mu? Alacağım varsa
işçinin ayağını tasma altına istiyor mu? 10 yıl bekleyen gördünüz mü hiç? Ama bizim kanunlarımız her zaman madde 1'i uyguladığı için madde 1 geçerlidir. Siz aksini ispat edinceye kadar her zaman işçi haklıdır. Tazminat ödediysen vergisini dekontunu sunacaksın. Artık bunu işçinin vicdanına bırakacağız. İşveren de vicdanlı, işveren de bazen vicdansız. Ama yapacak bir şey yok artık. Şimdi ara buluculuk dava şartlarından bir haline gelecek. Dava mahkeme öncesinde ara bulucuya başvurulmadığı takdirde dava şartı eksikliğinden reddedilecek. Yani işçi işten çıkartıldığında önce ara bulucuya gidecek. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte ara bulucular başvurmak zorunlu olsa da yine ara bulucu tarafından çözülmesi sorunlu değil. İşçi veya işveren veya ikisi birden diyebilir ki ya biz ara bulucuda anlaşamadık diyebilir. Mahkemeye o zaman gidilebilir. Ara buluculuk ücretinin ilk 2 saatlik bölümünü devlet karşılıyor. 2 saatten sonraki kısmını taraflar eşit karşılıyor. Ara bulucuda anlaştıysanız 2 saatte anlaşacaksınız. Anlaşmadıysanız yine 2 saatte anlaşmayacaksınız. 2 saati geçirirseniz para ödersiniz. Bir hem işçiye para ödersin, bir de ara bulucuya para ödersin. Yine bu 10 yıllık zaman aşımı süresi 5 yıla düşürülüyor. Yani çok şükür en azından bak burada. Bu aslında 2 yıla düşürülüyor ama işçi sendikaları itiraz ettiği için 5 yıl olarak düzeltildi. 10 yıllık kıdem, ihbar, kötü niyet tazminatı, eşit davranma ilkelerine aykırı tazminatı, zaman aşımı süresi 10 yıl iken şimdi bu kanun tasarısı gerçekleştiğinde 5 yıla inmiş olacak. Dediğim gibi çalışma hayatında iş barışını sağlamak, işçi işveren arasında köprü görevi olan mali müşavir arkadaşlarımızın birçok şeyin bilmesi, her şeyin bilmesi gerekiyor.